FileMaker'ın sloganlarından bir tanesi Problem Solvers of Problem Solver. Yani problem çözenlerin problem çözücüsü. Onların problemlerini çözen bir sistem. Bu açıdan güzel bir şey. Marco Paşa'ların gibi bir durum yani. Evet, bugün script yazma konusuna birazcık değinecektik. Şimdi bizim burada biliyorsunuz yaptığımız program vardı. Bir programda biz bir tane süre raporu yapmıştık bu şekilde. Ama bunu yapmak için işte bu layout'a gidecektik. Süre raporuna gidecektik. Sonra kayıtları sıralayacaktık ve görecektik. Terapiste göre sıralarsak raporumuzu bu şekilde görecektik. Bunu böyle yapmak yerine biz bir script yazarak direkt o script'i çalıştırdığımızda bu rapor kendiliğinden çıkabilir. Mesela biz randevu formundayken o raporu çalıştırdığımda ana çıkabilir. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Buradan Script Workspace diye bir kısım var. Buraya gireceğiz. Burada sol tarafta halihazırda yazılmış script'ler var. Biz grafik oluştururken, hani grafik oluşturmuştuk ya, kendisi buraya bir script yazdı. Şurada da sağ tarafta da script adımları var. Yani program adımları var. Bunlar gruplanmış. Her grubu ayrı ayrı açıp bakabilirsiniz. Burası eğer gözükmüyorsa şuradan kapalıdır. Açabilirsiniz bu şekilde. Şimdi birinci olarak böyle bir script yazdı. Biliyorsunuz kayıtları bir layout'a gidip o kayıtları sort edecek. Şurada bu script'te sort var zaten. Onun için kolaylık olsun diye bunu çoğaltabiliriz. Duplicate script dersek. Bu script'in adına süre raporu diyebiliriz. Bunu buradan da şuraya çıkartayım, hemen başa götüreyim. Evet, kayıtları sıralayacak. Sonra bir script step var. Burası da çok kolaylık var. Go'u diyoruz. Git layout'a. Bunu seçtiğimizde bu komut yazılmış oluyor. Buradan da hangi layout'a gideceğini söylüyoruz. Gideceği layout hangisiydi? Süre raporuydu. Tamam. İşte bu iki satırlık script bize bu raporu almamızı sağlayacaktır. Fakat buradaki satırların sırası çok önemli. Önce sıralayıp sonra oraya gitmeyecek. Önce oraya gidip sonra sıralayacak. Dolayısıyla bunu yapacağız. Şu sıralama kısmında şuraya tıklarsanız eğer, üstüne iki kere tıklarsanız gördüğünüz gibi terapiste göre artan bir şekilde ascending order dediğimiz azdan çoğa doğru sıralıyor. A'dan Z'ye veya. Evet. Şimdi bunun burada menüde gözükmesi için burayı işaretlememiz gerekiyor ki şurada görebilelim onu. Evet, şimdi bunu kapatınca kaydedecek bir de save diyeceğiz. Şimdi biz buradayken süre raporu dediğimizde rapor karşımıza çıkmış oluyor. Yani ne yapılacağını söylüyoruz. Burada birkaç şey var. Süre raporu deyince nerede olursak olalım direkt geliyor karşımıza. Ama bazen biz bu kayıttaysak mesela süre raporu dediğimizde ortadan bir yer. Halbuki ben başta gelmesini istiyorum. Ve bir de ben bütün hepsinin değil de belki belli dönem aralığında bu rapor almak istiyorum. Dolayısıyla kayıtları bulup sonra onları sıralayıp sonra da bu şekilde ekrana getiren bir rapor şeklinde bunu revize edebiliriz. Buradan tekrar buna girdim. Ne yapacağız? Layout'a gittikten sonra bunu işaretlersek direkt araya girecek. Bulma moduna girmek istiyor. Gir diyoruz. Sonra bulma moduna girince bekleyecek, neyi bulacağını soracak bize. Biz cevabını verdikten sonra da bulmayı gerçekleştir. Perform find. Bulmayı gerçekleştir. Daha sonra kayıtları sıralayacak. Sonra da raporun başına gitmesi için go to record first. Birinci kayda giderse raporun ta başına gitmiş olacak. Evet, şimdi gördüğünüz gibi raporu script'i yeniledim. Kaydettim bunu. Gene başka bir yerdeyken bunu çalıştırdığımızda önce neyi bulacağım diyor. Mesela tarihe 2000 olmamız lazım tabii. Böylece raporu çıkartmış oluyor. Tabii burada sadece tarih şeye göre değil. Biz aslında tedavi süresi 20-35 dakikada olan kayıtları listelediğince karşımıza böyle bir rapor çıktı. Buraya denge yazayım. Denge egzersizlerini raporunu çıkartıyor. Evet, bu rapor çıktıktan sonra hani bunun bir tane de grafiği vardı. Altındaki bir yere bir düğme koyarak o grafiği bunun üzerinde görmek istiyorum. Onun için şuraya bir düğme koyacağım. Grafik diyeceğim ve grafiğini göreceğim bunun. Onun için de bir şey yapalım. Öncelikle burada şu grafiği biraz daha küçülteyim. Ortada gözüksün istiyorum. Onun için bu grafiğin boyutlarını
500 piksel yapayım. Şöyle en üste koyayım. Body'yi de küçülteyim. Evet, bunu biraz yerleşim biraz küçülttüm ki tüm ekran kapsamasının ortasında gözüksün diye. Şimdi süre raporunun altına bir tane düğme koyacaktım. Şurada bir düğme butonumuz var. Seçince buraya düğme yapabiliyoruz. Düğmenin adına grafik diyeyim. Do nothing diyor. Single step. Tek bir tane komutla iş halledeceğim. Yeni bir pencere açacak. Dolayısıyla new window. Bu window'un özelliklerini söyleyeceğim. Card window dediğimiz bir window var. Bunlar diğerinin üzerine açılıyor ve arka tarafa geçmenizi engelliyor. Bunu kapatmadan geçemiyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir şey benim burada daha çok işime yarıyor. Adına süre grafiği dedim. Layout'u buradan grafik layout olarak seçeceğim. Evet, buradan OK ile çıktık. Şimdi yeniden mesela bu komutu verdik. Yıldız koyarsanız hepsini alır. Bu şekilde. Grafiğe tıklarsanız ortada grafik gözüktü. Bunu kapattığınız zaman işle devam ediyorsunuz. Yani grafiği anında buradan tıklayarak görebiliyorsunuz. Şimdi biraz bir script yazdık ve bir şey yaptık. Bir de programın içerisinde gezinmeyi kolaylaştıracak bazı şeyler yapalım. Mesela burada müşteri listesi vardı. Burada müşterileri görüyorum teker teker. Şu müşterinin detay sayfasına, müşteri kartına hızlıca gidebilmek istiyorum. Onun için bir şey yapacağım. Şuraya geldim. Düğmelerden buraya bir düğme ekleyeceğim. Şurada hazır bazı düğmeler var. Şunu seçeyim. Bunu biraz büyütebilirim. Do nothing diyor. Gene single step. Aslında burada bir layout'a gidecek. Gideceği layout'un adını şuradan söylersek, şuradan müşteri detay sayfasına git dersek, bunu da şöyle buraya göre küçültelim ya da burayı biraz büyütelim. Evet, şimdi biz bu script single step'imizi görelim. Burada mesela şurada tıklarsak direkt Fadime'nin kartına gidiyor. Müşteri listesinde işte Murtaza'nın kartı, direkt Murtaza'nın kartına ulaşmış oluyoruz. Murtaza burada 3 kere gelmiş, 3 randevusu varmış. Şu randevuyla ilgili detayları görmek istersek keza buradan tıklayarak şu randevu formuna direkt ulaşmak istiyorum. Bunun için de bu defa şurada biraz yer açayım. Aynı şekilde buraya bir düğme koyabilirim. Yine benzer bir düğme kullanayım tutarlı olması için. Bu düğmede de go to late'den çok burada 3 tane kayıt var. Dolayısıyla hangisine gideceğini bilmeyeceğimiz için ilişkiliye git. Go to record değil, ilişkili kayda git diyeceğiz. Bunun burada parametreleri var. Randevu tablosundaki ilişkili kayda git. Giderken de şu randevu formu layout'unu kullan dediğimizde script'e dönüştürmüş olduk. Burada bakın şu 15.8 buna tıkladığımızda 15.8'deki o randevuyu direkt karşımızda göreceğiz. Eğer şuna tıklarsak 24 Temmuz'daki randevuyu karşımıza görmüş oluyoruz. Şurayı şey kapatmış biraz bunu böyle açabiliriz. Evet, kayıt silmek için aynı şeyi yapabiliriz. Buraya, şuraya bir tane düğme koyarız. Yine işaretlerden silmekle ilgili şöyle bir çarpı işareti kullanabiliriz belki. Buradan da single step delete record. Burada silerken sorsun mu diye ama genellikle bilhassa silme işlemleri biraz daha sıkıntı olduğu için bir sürü şey kontrol etmek lazım. Mesela bir hasta, bir müşteri bir sürü defalar geldi. Siz o müşterinin kaydını silerseniz arka tarafta müşteri bağlı olarak diğer kayıtlar var. Onlar yetim kalıyor o zaman. Onlar da silinecek mi ne olacak? O konularda firmanın içinde karar verilmesi lazım. Genellikle altın kayıtlar varsa o kaydı silmemek lazım. Öncelikle altın kayıtlar silinsin ondan sonra bu silinsin. Yani
Siz bir sürü fatura var. Faturanın kesildiği adamı siliyorsunuz. O zaman faturalar boşta kalıyor. Yani hesaplar tutmuyor. Carilerdekine bak toplayınca, öbür tarafı toplayınca farklı sonuçlar çıkıyor. Onun için silme işinde çok titiz davranmak lazım. Artı uyarmak lazım. Normalde program uyarıyor ama siz programın uyarısı değil, kendi uyarınız. Bak bunu silersen böyle böyle olacak. Bu bir daha geri gelmiyor. Çünkü kaydı silip bittikten sonra undo yok. Database programlarının genellikle undo kayıt silme için yoktur. Onun için de silme işleminde çok daha hassas ya da dikkatli olmak lazım. Aklına gelen kayıt silememesi, hatta bazen bazı kişilerin kayıtları silmesini önlemeniz lazım. Burada şimdi artık buna tıklarsanız bu kaydı sileyim mi diyor. Sil derseniz silecek, iptal et derseniz iptal etmeyecek. Dediğim gibi bu mesajı kendi yazdığınız script'le bir show custom dialog diye bir komut var. Script step var. Onunla yapabilirsiniz. Bu arada bir şey daha söyleyecek. Sürü raporunda aslında bu rapor ne zaman alınmıştı acaba? Bilgisi geliyor ya. Onun için layout'ta date simbol dersek otomatik olarak raporun basıldığı tarihi sistemden olarak kendisi direkt atıyor arkadaşlar. Şuraya tarihi koyduk. 5/5/2020. Direkt buraya tarih atıyor. Keza burada zamanı da yazabiliyor. Şimdi buraya artık bu raporun ne zaman bastıysak tarih ve saat olarak çıkacak. Keza buraya sayfa numarası da koyabiliyoruz. İstersek sayfanın üstüne, altına, footer'a, nereye istersek. Bütün bunlar da burada mümkün. Bunu da burada bahsetmiş olalım. Yani şuraya tabii bunların başına tarih, saat. Bu şekilde bunu eğer kağıda dökerseniz bu şekilde rapor almanız mümkün olur. Bakın scriptlerde şeyi script'e çevirdiğimiz için 3 tane scriptimiz oldu. Sürü raporu scripti, char scripti, bir de bunu da script haline getirmiş. Burada bunları klasörleyebiliyoruz. Bu şekilde yapabiliyoruz. Aynı şeyi layoutlar için yapabiliyorduk. Manage layout dediğimizde. İstersek buralara biz klasörler oluşturup şunlar developer için, bunlar şu için deyip daha bir derli toplu düzenli yapabiliyoruz buraları. Bu sistem sistemin her tarafında çalışıyor. Evet, script'ler kullanarak navigasyon yapıyorduk. Yani program içinde gezinme kısımlarını yapıyorduk. Mesela silmeyi buradan iptal edeyim. Düğme değil de düğme çubuğu altında kullanabiliyoruz. Button bar olarak kullanabiliyoruz. Buraya mesela biz şeyler arasında gezerken bir tane değil de bir düğme grubu, 2-3 tane düğmeyi birlikte yapabiliyoruz. Onun için şuradan seçtiğimizde kendisi otomatik 3 tane düğme açtı. Birinci düğme müşteri listesine götürsün bizi. Gördüğünüz gibi go to layout, buradan müşteri listesi diyorum. İkinci düğme müşteri detay ekranına götürsün. Müşteri detay dedik. Üçüncü düğme de randevu formu. Şimdi biz burada program yazıyoruz. Bunları diğer dillerde yazmak galiba daha zor oluyor. Yazan arkadaşlar biliyorlardır. Burada kendisi default'a 3 tane açtı. Bir dördüncü de mesela raporlar almak için bir şey. Süre raporu diye bir düğme daha yapayım. Burada zaten bizim bir script'imiz vardı. Perform script dersek süre raporunu seçtiğimizde direkt o raporu çalıştıracaktır. Burayı da biraz daha genişletelim şöyle. Evet, şimdi burada mesela müşteri listesi deyince direkt müşteri listesine gidiyor. Süre raporu dediğimiz zaman direkt süre raporu. Evet, şimdi dikkat ettiyseniz bu
randevunun üstünde var ama diğerlerinde yok. Dolayısıyla hepsine koyduğumuz zaman bu görünümler arasında hızlıca gidip gelmek mümkün olacak. Onun için bunu buradan kopyalayıp Ctrl-C ile müşteri listesindekinin üstüne de yapıştırabiliriz. Keza aynı şekilde müşteri detayını da üstüne yapıştırabiliriz. Süre raporunu da üstüne yapıştırabiliriz. Şimdi artık müşteri detay dediniz. Tekrar müşteri listesine döndünüz ya da randevu formuna gittiniz. Süre raporunu çıkarttınız. Evet. Gördüğünüz gibi her türlü navigasyonu sağlamış olduk. Şeyle ilgili, script ile ilgili bunları söyleyecektik bugün. Bunların haricinde script kısmında söylememiz gereken birkaç şey daha var. Bu script kısmında script step'lerin içerisine döngüler falan kurabiliyorsunuz. Yani bir tane loop kuruyorsunuz. Bir şeyi bir sürü kere yaptırabiliyorsunuz. Burada kayıt açtırabiliyorsunuz. Kayıtları sildirebilirsiniz. Mesela bizim Optimize diye bir sitemizde bir program var. Bu siz de indirip bakabilirsiniz. İçinde bir tane optimizasyon loop var. Büyük bir plakadan, mesela bir suntadan sandalye ya da masa yapacak. Masanın eni 80'e 120 dikine mi kessin, yatığına mı kessin ya da iki sıra yatıp üç sıra dik mi kessin minimum fire için. Bunu hesaplamak için bütün case'leri hepsini dik yapsam, birini dik yapsam, ikisini dik yapsam şeklinde bir döngüyle hesaplıyor. En sonunda en küçük olanı seçip onu optimize olarak koyuyor. Yani o şekilde optimizasyonlar yapılabilir. Veya diğer şeyler, işte şöyleyse böyle yap da öyleyse böyle yapma, bunu yap gibi kontrol komutları burada var. İşte loop dediğiniz zaman zaten end loop diyor. Bu loop'la şeyin arasındaki şeyi siz söylediğiniz kadar yapıyor. Kaç kere, 5 kere, 10 kere ya da şöyle oluncaya kadar diye. Burada gene if var. If şöyleyse böyle yap da öyle değilse böyle yap gibi. Yani burada bir program eğer yapılabiliyorsa her türlü şeyi yapma şansımız var. Bir başka şey, developer sürümünü kullandığımızda, zaten hepsi developer şu anda. Script debugger diye bir kısım var. Siz çalıştırırken bir hata var. Hatayı bulmak istiyorsunuz. Mesela ben şu süre raporunu tıkladım. O zaman bu adım adım çalışıyor. Buraya bakıyorum şimdi. Bu layout'a gitti gördüğünüz gibi. Sonra bulma moduna girdi. Sonra bulmayı gerçekleştirdi. Kayıtları buldu. Şimdi kayıtları sıraladı. Sonra ilk kayda gitti. Yani script'in nasıl çalıştığını step by step, adım 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 bütün adımları görerek, ha bir dakika burada hata varmış diyorsunuz. Artık yine burada tool'ların içerisinde data viewer diye bir kısım var. Oradaki değişkenlerin, variable'ların hangi değer aldığını görebiliyorsunuz. Yani burada bir program kısmı giriyor işin içerisine. Bütün bunlara ortam müsait. Ne kadar kafanız götürüyorsa o kadar bu işi ileriye doğru götürebilirsiniz. Evet. Script belgeyi anlatacaklarım bitti. Şimdi 15 tane böyle basit örnek sorularımız vardı. Bunların aslında bir kısmı sadece böyle hani örnek olsun diye olmuş ama bazıları da gerçekten ihtiyacımız olabilecek formüllerin, fonksiyonların kullanımını denemek için pratik. Bu örnek dosyayı ben hemen altında test edebilmek için bir formül bölümü oluşturdum. Buraya yazdığımız formülleri hemen yan tarafını hesaplıyor. Tipini seçtiğimiz zaman mesela ne vardı? Random diye bir formül vardı, fonksiyon vardı. Yazıyorum. Hesaplaması sağ tarafının sonucunu getiriyor. Alternatif olarak şunu da yapabilirdik. Kendiniz kullanırken, test ederken bu çok daha kolay olur. Az önce Mehmet Bey'in söylediği Data Viewer diye bir özellik var. FileMaker'ın Advanced sürümünde var bu sadece ki artık 17'den beri tüm sürümler Advanced. Yalnız bu menü sizde gözükmüyor olabilir. Tools menüsünü göstermek için Preferences bölümünde Mac'te FileMaker Pro Advanced menüsünde
PC'lerde edit menüsünde olması lazım. FileMaker tercihleri bölümünden. Use Advanced Tools şu bölümü açık hale getirirseniz bir kapatıp açmanız gerekiyor. Sonrasında bu tool menüsünü görüyorsunuz. Bu tool menüsünde iki sekmesi var. Bir tanesi mevcut script çalışırken olan değişkenleri gösteriyor. İkincisi ise sandbox diyorlar ya, yine böyle kum havuzu deneme yanılma yapmak için kullanabiliyorsunuz. Mesela burada deneyelim. İşte left diyorum. Otomatik tamamlıyor. Sorun metninin içerisinden 10 karakter al dedim. Evaluate'a tıklarsam altta hemen sonucunu görüyorum. Dolayısıyla Manage Database'e gidip orada deneyip kaydedip girip çıkmak gerekmiyor. Biraz daha hızlı deneme yanılmalarınızı burada yapabiliyorsunuz. Bu kısmın avantajı da otomatik tamamlamalar hem alanlar için hem fonksiyonlar için olması pratiklik sağlıyor. Mesela örnek fonksiyon ne var? Left words, LW yazsam otomatik olarak geliyor. Enter'a basıyorum. Soru metni. Yine SM yazıyorum. Tabii çok SM varmış. Soru metni geldi. Kaç karakter? 3. Bu şekilde pratiklerle de biraz daha hızlı yazma imkanınız olabilir. Ama ben şu normal ekrandan yazmaya devam edeyim. Zaten bizim yazacağımız formüller oldukça basit burada. Birincisiyle başlayalım. Burada isim ve soyismi ayıracağımız bir örnek istiyor. Özellikle parantez içinde de not veriyor. Herkesin tek ismi değil. Yani birden fazla ismi de olabilir. Onu da düşünmemiz gerekiyor. Buradaki küçük detay nokta bu sorudaki o. Aslında soyadını almamız kolay. Öncelikle ondan başlayalım. FileMaker'ın metin fonksiyonları arasında kelime al. Soldan ve sağdan kelime al. Left words, right words diye komutlar var. Fonksiyonlar var. Hemen right words deyip M1'in içerisinden bir kelime alırsak sonuçta text olsun. Zaten son kelimeyi aldık. İsmini nasıl alacağız? Ben şurada bir ikinci hesaplama için bölüm açayım. İsmini de soldan alacağız. Left words. M1'den alacağım yine. Yalnız bunu yaparken tekrarlı alan kullandım. Onun için bunları da şöyle yazmam gerekiyor. Bu küçük bir detay. Her bir alandan sonra köşeli parantez içinde 1 yazacağım. Bu kullandığım yapıyla ilgili küçük bir detay. Normal formülde gerek yok. Soldan alacağım. Ama bazı durumlarda bir kelime alırken bazı durumlarda 2 ya da 3 kelime almam gerekebilir. Kişinin isim sayısı işte birden fazla olduğunu düşünürsek. Peki kaç tane alacağım? İlk önce onun bir mantığını bulmam lazım. Tabii ki kelime sayısı eksi 1 kadar. Benim neyse ki bir de word count diye bir fonksiyonum var. Bu kelime sayısını bulur. M1 birinci tekrarındaki kelime tekrarı eksi 1. Metin dediğimiz zaman Ali Rıza olarak getirildi. Ahmet Ak olsun. İsmini, soyadın Ak, ismi Ahmet geldi. Hüseyin Kara diyelim. Evet. Hasan Hüseyin Kara olsun. Şu anda çalışıyor. Hasan Salih Zeki Aks olsa mesela. Hasan Salih Zeki Aksu. Evet. Üçü de ismi. Tabi burada tek soyadı olduğunu varsayıyoruz. İki tane soyadı varsa farklı bir algoritma yapıp çözüm sağlanır mı? Belki hani yazım şekli soy isim büyük harflerle yazılıyor diye bir takım şeyler yapalım ama karıştırmaya gerek yok. En iyisi madem adı soyadı farklı alanlarda istiyoruz, iki alan açmak daha iyi olur. Bitiştirdikten sonra ayırması biraz daha zahmetli o tip durumlarda. İkinci örneğe geçiyorum. Round fonksiyonunu Mehmet Bey anlatmıştı. Matematikteki kurallara göre yuvarlama işlemi yapıyor. Orada virgülden sonraki kaç karakter alacağını belirtebiliyoruz. 0, 1, 2, 3, 4 ne kadar detaya ineceksek veya eksi 1, eksi 2 onun 100'ün katlarında yuvarlıyor. Ama biz 5'in katlarında yuvarlamak istersek ne yapacağız? Aslında biraz matematik hilesi yapacağız burada. Normalde round 0 yaptığımız zaman sevgili kullanayım burada da bu 1'in katlarına yuvarlıyor. Number olsun sonuç. 12.3'ü 1'in katına yuvarlıyor. Dediğim gibi burada bir matematik hilesi yapıyoruz. Öncelikle şurada da bir tane şey almıştım. Evet. Öncelikle biz sayımızı küçültsek 5 kat. Yani 5'e bölsek. 12'yi 5'e böldüğümüz zaman şöyle böleyim. 2.4 çıkıyor. Bunu 1'in katına yuvarlasak sonra tekrar 5 ile çarpsak aynı yere geri döner miyiz? Çarpı 5. Evet döndük. 12'yi 10'a yuvarladı çünkü 10'a daha yakın.
Şuradaki örnekleri hemen deneyelim. 13'ü 15'e yuvarladı. 8'i 10'a yuvarladı. 55'te olduğu yerde kaldı. Sonraki örneğe geçelim. Aslında bu diğerinin çok benzeri. Mantık aynı. Farklı bir yöntemle yapılır mı bilmiyorum ama ben bunu aynı şekilde şöyle yapmıştım. Sonuçta number dediğimiz zaman 128'i 150'ye yuvarladı. 1289'u da 1300'e yuvarlayacak, evet. Eğer 25'in altındaysa 200'e, 25'in üstündeyse bir üstüne yuvarlıyor. Bu nispeten basitlerden. Bu metin işlemleri gerekiyor. Hatta bununla ilgili bazen sorular da geliyor. Bir takım barkodların içerisindeki ya da aldığınız bilgilerin içerisindeki belli kısımları ayıklamanız gerekebiliyor. Metin fonksiyonları bunun için oldukça pratik. Yine önceki günlerde left vardı, right vardı, middle vardı. Burada onlardan bir tanesini kullanacağız. O da middle. Neyi alacağız? M1'in içerisinden. 5. ve 6. karakteri. Zaten middle'ın sintaksine bakarsak şöyleydi. Aha, data bir vurgu yönüyle pratik. Şuradan kopyalayayım. Öncelikle metni söyle diyor. Metin M1. Kaçıncı karakterden başlayacak? Biz zaten 5. karakterden başlamak istiyoruz. Kaç karakter alacak? 2 karakter alacak ve sonuç geldi. Bu nispeten kolaydı. Evet, bir koşullu notlandırma, daha doğrusu koşullu formül yazacağımız bir soru bu da. Normal A, B, C, D, F notlandırma sisteminin basit bir örneği. Buna göre yüzlerinden aldığımız notu harf notuna çevirmesi için bir fonksiyon. Notumuzu S1 hücresine yazdığımızı planlayalım. Burada biz genelde iç içe if'ler zaman içinde çok karmaşık hale geldiği için ne kadar iç içe if varsa o kadar bu Rusların matuşka bebeğine mi açtıkça parantezler şeyler falan karışıklaşmaya başlıyor içe gittikçe. Dolayısıyla formülünüz ne kadar sade olursa sonrasında bakımı düzenlemesi, kontrol yapması da o kadar kolay olur. Onun için case fonksiyonu birden çok if için birden çok if'ten kurtaran fonksiyon bizim için. Şöyle bakalım. S1. Zaten case'in sinteksi şöyleydi. Case diyorduk, parantez açıyorduk. Birinci testimiz başarılıysa sonuç. İkinci testimiz başarılıysa sonuç şeklinde gidiyordu. Birinci testimiz ne olsun? Notumuz 89'dan büyük mü? O zaman A diyeceğiz. A'yı tırnak içinde yazmamız gerekiyor. Çünkü bu A bir alan değil. Bir metin string olduğu için tırnak içinde yazıyorum. Nokta virgülle devam edebilirim. Burada yine formülün düzenli gözükmesi için alt satıra geçebilirim. Daha sade, güzel gözükür. S1 büyüktür 79. Pardon, aslında şunu sanırım 89.1a olmayacak. Onun için şöyle yapmamız daha doğru sanırım. Soruda o detay çok iyi anlatılmamış. Büyük eşittir 90 diyeyim. 90 ve üzeri için. 80. Hızlıca devam edelim. 80, 70, 60 diye gidiyor zaten. Burada case fonksiyonun önemli bir özelliği ilk doğru koşulda durur. Mesela not 90'dan büyük burada durur. Bunu tam tersi alsaydık hata yapmış olurduk. En başta 60'dan büyük, 70'den büyük gibi ifade olsaydı burada 90 da 60'dan büyük olduğu için doğrudan SD ya da F diyebilirdi. Onun için koşulun en az sağlandığı durumlardan başlıyorum bu örnekte. Tabii orada küçük bir eksen oluyor tabii. 60'dan küçükse diyorsun, 59'dan küçükse. Ters diyebilirim onda da, evet. Küçük diye gidebilirim ama şu önemli. Eğer işte büyüktür diye gidiyorsam, daha doğrusu case ilk bulduğu doğru adımdan sonrasını hiç kontrol bile etmez. Bu hani çalışma mantığı açısından önemli. Ona göre gerekli aksiyonu zaten alırsınız. En son hiçbir şey olmadıysa da F diyorum. Sonuç tipi text olsun. Evet. 76 ise C. 90 ve üzeri A. 89.99 bile aslında B. Şeklinde şu an çalışıyor gibi gözüküyor. Bir sonrakine geçiyorum.
Evet, bu yine randomla ilgili. Random'ın basit bir örneğini yine daha önce yapmıştık, şimdi de yapalım. Şu 1'den 49'a kadar diyor. Ben 49 yine şu S1'de tanımladım. Çünkü random'u tekrar tetiklemek için formülü tekrar çalıştırmak gerekecek. Her seferinde buraya 49 yazarak ben formülü tekrar tetikleyebileceğim buradaki. Onun için bu S1'e koydum. Random biliyorsunuz rastgele sayı üretiyordu. Üretme mantığı da şuydu, 0 ile 1 arasında bir sayı üretiyor. Tabii biz bunu istediğimiz aralığa getirmek için çarpma işlemlerini kullanabiliyoruz. Bunu eğer S1 ile çarparsam ben, bu sefer ne yapacak? 0 ve 49 arasında bir sayı üretmiş olacak. Şuraya tekrar tekrar 49 yazdıkça geliyor. Bunu yuvarlamam lazım. Virgülden sonra 0 karaktere yuvarlayayım. Evet, şu anda bir takım sayılar üretmeye başladı. Bunların hepsi 0 ile 49 arasında. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Biz diyoruz ki 1 ile 49 arasında bir sayı üretmek istiyoruz. Dolayısıyla şöyle yapabilirim. Şunun sonuna artı 1 ekliyorum. Buraya da eksi 1, yanlış yapıyor olabilirim. Şu an önceki örneğimi tam hatırlayamadım. Dışına ekleyeceksin. Yuvarlattan sonra. Yok, şöyle yapıyorum. Aslında pardon. Önce ben 49'a kadar yazmak istiyorum. 48'e kadar S1 eksi 1. Şöyle yapsam olur mu? Yok, şu round'un dışına artı bir yazsan olurdu. Onu 48 Yani yazıp bunu şöyle yapmadan mı? İşte bunun 48'i şöyle yazdım. 49 eksi 1, 48. Yani 0 ile 48 arası sayı üretiyorum bu sayede. artı Sonra bir doğru. bir ekliyorum. Farklı farklı test edelim. Evet. Tabii bunu bir az önce Mehmet'in bahsettiği script döngüyle birçok sayı üretip doğruluğunu teyit edebiliriz. Döngü otomatik yüzlerce sayı üretir. Ürettiklerine bakarız. Hatta onların dağılımına bakabiliriz istatistik fonksiyonlarıyla. Bu soruyu da geçiyorum o zaman. Bir sonrakine geldim. Bu yine metin fonksiyonlarıyla yapabileceğimiz bir örnek. Ki gerekiyor da, çünkü JSON veri formatı var. Bu entegrasyonlarda çok kullanılıyor ve genelde web servisler tarihleri yıl, ay, gün şeklinde 4, 2, 2 karakter şey. Yani burada gösterdiğimiz şekilde istiyorlar. Dolayısıyla bu bize gerekli olabilecek bir işlem. Oldukça basit. Eğer tarih bir bilgimiz varsa tarihin her bir bölümünü fonksiyonlarla çekebiliyoruz. Mesela year diye bir fonksiyonumuz var. Zaten year biliyorsunuz yıl demek. T1 dediğimizde yıl alanına sonucu text olacak bunun. Pardon, T1'de. 2020'yi getirdi bunun içerisinden. Çok güzel. Araya bir tire koyacağım. Sonra ayı koyacağım. Month ayımız. Yine tarih alanındaki ayı koy. Ama burada şöyle bir sıkıntımız var. Ay işte dünkü örneklerde de geçiyordu. 9. aydan öncesinde 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye gidiyor. Ama ondan sonra 2 haneye çıkıyor. Ama ben her seferinde 2 hane olmasını istiyorum. If'lerle vesaire yapılabilir ama dün Mehmet Bey'in de Emil Bey'in de bahsettiği pratik yöntem write kullanımı burada. Metin fonksiyonunu kullanıyoruz. Ben bunun başına 0 ekliyorum. Pardon. Sonra sağdan 2 karakteri alıyorum. Bu durumda 0,5 olarak getirdi. Burası 11 olduğu zaman 0,11, pardon, 11 yazamadım. Normalde şu bölüm 0,11 yapıyor. Ama sağdan 2 karakter aldığımız için sadece 11 almış oluyor. Aynı şekilde de günü alırsak işlemimiz tamam. Bir sonraki fonksiyona geçiyorum. Bu biraz tarih alanları ile ilgili kafa yormayı gerektiriyor. Şöyle ki işte FileMaker'da tarihler, daha önce Cüneyt Bey bahsetmişti, Cüneyt hocamız. FileMaker arka planda number olarak tutuyor. Dolayısıyla ben basitçe şunu yapabiliyorum. T1 artı 1 dersem yarını görürüm date formatında. Burada hatta bugün tarihini yazalım örnek olarak. Evet, yarın çarşamba. Eksi 1 dersem işte önceki günü görürüm. Bunlarla tarihlerde ileriye gitmemiz mümkün. Ama ben nasıl gitmek istiyorum? Pazartesi gününe gitmek istiyorum. FileMaker bana bir ipucu veriyor. O da şu. Day of week. Day of week komutu haftanın kaçıncı gününde olduğunuzu söylüyor. Tabii bunu number olarak görmem lazım. Daha iyi olur.
Bugün kaçıncı gündeyiz? Salı günü. FileMaker geçen yine sözü geçmişti. Tarih alanlarında, daha doğrusu tarihte pazar gününü haftanın başlangıç gününü kabul ediyor ve bunu pazartesiye kaydır diye bir seçenek yok. İşte bu soruda biz onu bir şekilde kaydırmamız gerekiyor. Ben normal şartlarda şunu yapmam gerekiyor. Şuraya yazayım. Eğer formülü almadan önce kafamda canlandırmam lazım. Bugün günlerden pazartesi ise T1'den 1 çıkartacak. T1-1 yapacak. Salıysa T1-2 yapacak. -3, -4, -5, -6, -7 diye gidiyor. -6'ya kadar pardon. 7 olmalı mı? Yanlış söylemiş. 0'dan başlıyorduk, çok pardon. Pazartesi ise T1'den 0 çıkartıyor. Salı ise 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye gidiyor. Pazar günü ise eğer günlerden 6 çıkarması lazım. Fakat FileMaker'ın bana çıkardığı haftanın günü ne? Pazartesi için 2 veriyor. Salı için 3 veriyor. Çarşamba için 4, 5, 6, 7 ve 1 rakamlarını veriyor. Çünkü hafta pazardan başlıyor. Pazar 1, pazartesi 2, 3, 4 diye devam ediyor. Şu notlarımızı şöyle comment haline getirebiliriz. Slash yıldız ve yıldız slash ile bitiyor. Benim burada yapmam gereken şey şu. T1 eksi buradaki günlere göre ilgili rakamı çıkarmak. Çok basit. Hiç kafa yormayalım dersek matematiğe, takvime case fonksiyonunu kullanabiliriz. Gayet pratik. Biraz kafa yoralım dersek de burada şu paterni görüyoruz. Genelde hep FileMaker'ın Day of Week'inden 2 gün önce. Yani 2 ise 0, 3 ise 1. Bakın hep arada 2 fark var. Dolayısıyla ben Day of Week T1 eksi 2 diyebilirim. Tabii çıkaracağım üçüncü parantez için almam lazım ya da buraya artı yazacaktım. Bu sayede bana bir miktar pazartesi getiriyor. Pazartesi günü için çalışıyor. Salı için çalışıyor. Ayın 20'sini seçtim. Evet, bir sonraki haftada çalıştı. Perşembeyi seçelim. Nerede çalışmayacak? Pazarda çalışmayacak. Ben onu seçmeme rağmen bir sonraki pazartesiyi gösterdi. Bunu böyle kabul edebilirsiniz. Ya da pazar günü çalışılmıyorsa eğer şirkette önemsemeyebilirsiniz. Ama şöyle bir pratikte bunu da yapmak mümkün. Normalde biz -2 yaptığımız zaman birden -1 çıkıyor. Bunun 7'ye göre modunu aldığınız zaman da 6'ya çevirecektir. Dolayısıyla işlemimiz de tamam olmuş oluyor. Şurada bir parantez fazla. Evet. 10 Mayıs'ın pazartesi 4 Mayıs olarak getirdi. Bu işlemimiz de tamam. Bir sonrakine geçiyorum. Bu güzel. Yine bu da ihtiyaç olabiliyor. Örneğin işte fatura tarihi ayın son günü olacaksa, her ayın son günü için garip bir şekilde ısrarcıysa eğer müşteriniz, bir çözüm bulabilirsiniz. Sıkıntılı, en sıkıntılı ay Şubat. Çünkü Şubat dışındaki ayları belki yine case'de çözebilirsiniz ama Şubat'ta case'i bayağı bir detaylandırmanız gerekir. Çok ciddi kurallar var Şubat'ın 29 çekmesiyle ilgili. Ama bizim şöyle basit bir yöntemimiz var. O da şu. Öncelikle biz bir sonraki ayın birini buluyoruz. Bunu bulmamız kolay. Ondan bir gün çıkartıyoruz. Bir sonraki ayın birini nasıl bulurum? Date diye bir fonksiyonumuz vardı. Bu 3 tane parametre alıyordu. Birincisi aydı. Ayı mount T1'in ayını alayım. Ama bir ekleyerek. İkinci parametremiz gündü. Günü sabit olarak 1 yazıyorum. Üçüncü parametremiz de yıldı. Yine T1 yılını alıyorum. Sonuncu eğer date dersek, evet ben şu an bir sonraki ayın birinci gününü buldum. Eğer Nisan ayındaysam 1 Mayıs diyor. Bundan -1 yaptığım zaman Nisan'ın sonu geldi. Mart ayını seçtim. Mart 31 çekiyor. Hemen Şubat'a geçelim. Şubat bu sene 29 çekti. Evet. Da çalışıyor. Bir sonrakine geçiyorum. Bu da yine barkod numaralarının içerisinden bir şeyler ayıklarken gerekiyor bazen. Öyle saçma bazen barkodluklar oluşuyor. Kendileri için anlamlı belki ama onu siz kullanıyorsanız kullanmanız biraz daha zor olabiliyor. Buradaki örnek ne diyor? T'den itibaren M'ye kadar olan kısmı hesaplayın diyor. Bizim position diye bir fonksiyonumuz vardı. Bu bir metin içindeki bir karakterin yerini bize söylüyordu.
T'nin yerini mesela birinci karakterden başlayarak ilk T'ye geçen yeri bulabilirim. Sonuç number olsun. Evet, altıncı karakter şurada T. Tamam. Bunu kullanacağım. İkinci olarak M'ye kadar olan kısmı kullanacağım. Yani T'den M'ye kadar şu arayı almak için. Aynı fonksiyonu kopyalayayım. İlk önce bir analiz yapıyorum. Hani fonksiyonlarım çalışıyor mu? Bu sefer de P'ye bakacağım. Pardon, M'ye. Burada bir sıkıntı var. Örnek zaten yine ilginç örneklerden. M burada da göreceğim. Ben T'den sonraki M'yi arayacağım. Onun için de şunu yapabilirim. Birinci karakterden başlamadan şu karakterden başla. Yani T'nin bulunduğu karakterden sonrasını ara diyeceğim. Evet, şu an doğru karakteri verdi. Artık bunu middle fonksiyonuyla kullanabilirim. Middle fonksiyonunda biliyorsunuz öncelikle metini soruyordu. Sonra kaçıncı karakterden başlayacağımı soruyordu. Şuradan başla diyorum. Daha bunları da yine şöyle alt alta yazayım. Biraz daha okuması rahat olsun. Sonra da kaç karakter alacağınızı soruyordu. Kaç karakter alacağım ise şu. Ondan 6'yı çıkartacağım. Tabi de bir eksiltmem gerekecek. Öncelikle eksiltmeden deneyelim. Şu ikinci M'nin bulunduğundan M'nin bulunduğu kısmı çıkartıyorum. Evet, şu an T229 geldi. Çünkü T'nin konumunu ben sordum. T'den bir sonraki karakterde başlayacak. Aynı şekilde şuna da -1 eklersem bir önceki karakterde bitecek. Bir sonraki soru biraz yine beyin jimnastiği için. Basitçe yine modlu kullanabiliriz burada matematiği. Bir şifreleme yöntemi belirlenmiş. Her bir karakterin 3 karakter kaydıracağız. Onun için öncelikle bu karakterleri left fonksiyona da middle fonksiyona çekmem gerekiyor. Hemen çekelim. Mesela M1'deki birinci karakterden başlayıp bir karakter al. Metin olarak göster. Tamam, 0'ı aldık. Bunun üzerine 3 ekleyeceğiz. Ve bunun 10'dan geçmesi durumunda mod fonksiyonu biliyorsunuz matematikte 10'a bölüm ya yani ilgili sayıya bölümünden kalanı veriyor. Buradaki sayımız da 10 çünkü 9'dan sonra tekrar 0'a dönmesini istiyorum. Birincisi için yaptım. Aynı işlemi ampersantla stringleri şeyleri ucuca bağlayabiliyoruz metin sonuçları. Yani sayı da olabilir bu. Tüm karakterler için yapacağım. 2'den başla, 3'den başla, 4'den başla dedim. Evet. 0'ı 3 yaptı. 7'yi 3 artırdı 10 oldu. Onun 0'ını aldı. 3'ü 6 yaptı. 2'yi de 5 yaptı. Şu an doğru gözüküyor. Burada dikkat ederseniz aynı benzer formülü tekrar tekrar kullandım. Bunun biraz örnek verme sebebim de şu. Biz burada bir tane fonksiyon tanımlayabilirdik. Aynı şeyleri tekrar tekrar yapıyorsak manage. Detayına girmeyeyim, hızlıca göstereyim. Kendiniz de denersiniz. Bir fonksiyon yapıyorum. Kaydır olsun. Sayı ne kadar kaydırılacak? Ne kadar? İki tane soru soracak. FileMaker'ın fonksiyonları gibi şu an kendimiz isimlendirdiğimiz kendi fonksiyonumuzu yazdık. Bu da ne yapacak? Sayı ne kadar? Şu artı 3 yerine. Onu da parametrik yapmış olduk. Ona bölümünden kalan. Okay. Artık burada ben manage hesaplama da alayım. Aydır. M1. Burada köşeli parantez kullanmak zorundaydık. 3 karakter kaydıracağım. Pardon. M1'in çok pardon. Bu karakteri kaydıracak. Aslında fonksiyonum yapacağı şey de yanlış oldu yine. Manage custom fonksiyonlar. Oradan aldığımız sayıyı üzerine ne kadar ekliyor ve modunu alıyor. Sonucumuz da text olsun. Çok fark etmedi aslında. Bunu daha basit hale getirebilirdik. Yine custom fonksiyonla ya da while fonksiyonu döngü kurup ilerletebilirdik. Buradan çok memnun olmadım. Tekrar döneriz. Yarın zaten vaktimiz olacak yarın. Tamam.